İsmim Veysi Altay. Altı Ağrı, Kürdistan doğumluyum. Bir Türk olduğumu da söylemiyorum, bir Kürdüm. En sonunda Kobane'de, dünyanın da bildiği gibi Kobane'de yaşanan DAEŞ çetelerinin, yani IŞİD çetelerinin Kobane'ye saldırması sürecinde, ilk savaşın başladığı dönemde ben Kobane'ye gittim. Bu röportajdan sonra da muhtemelen yeniden bir Kobane'ye gidişim olacak. Ben daha önce dediğim gibi Rojava'nın çeşitli kantonlarında çalışmalar yürüttüm. Hem orada oluşan sistemi takip etmek, hem orada yaşanan katliamları çekmek, belgelemek ve bunu kamuoyuna duyurmak. Direnen her halkın, direnen herkesin yanında olmak gibi bir derdim var. Ayrıca orada direnenler Kürtlerdi ve ben de bir Kürdüm. Birebir beni ilgilendiren ayrıca bir şey. Bunda hiçbir arkadaşım, yani orada kalan arkadaşların hiçbir tanesinin ben bunun üzerinden bir isim yapayım ya da gazeteciliğimi ön plana çıkarayım gibi bir derdi söz konusu değildi. Tamamıyla orada insanlar, daha fazla insan ölmesin, IŞİD daha fazla işgal etmesin, daha fazla katletmesin. Yani biz gazeteci olmaktan ziyade orada mücadele eden, ölmeye, yani ölmemek için mücadele edip kendi topraklarını savunan insanların sesi olmaya bir şekilde çabalıyorduk. Diyarbakır hem Kürdistan'ın kalbi diyebileceğimiz bir şehirdir. Hem tarihsel boyutuyla hem de devletin resmi zihniyetine karşı çok ciddi başkaldırılar göstermiş. Şunu ortaya çıkarıyor. Diyarbakır'da günde onlarca gencin gidip orada, yani Kürdistan'ın bütününde gidiyor ama Diyarbakır özelinde konuştuğumuzda, onlarca gencin gidip orada mücadele ediyor olması Diyarbakır'la Kobani'nin nasıl aynı şehir olduğu, aynı nefesi soluduğu, aynı havayı soluduğu anlamına geliyor. Onun için Diyarbakır'da olmak benim için her zaman çok mutlu, beni mutlu eden, beni heyecanlandıran bir şeydir. Onun için de en az, yani ayda 2-3 sefer Diyarbakır'a gelirim ve zaten Diyarbakır'la sık sık Diyarbakır'da çalışmalarım da oluyor.